seladan, ezandan, Kur'an'dan, duadan rahatsız olanlar yallah. Doğru İsrail. Cuma günü babası ölen bir genç hocaya gidip demiş ki, hocam babam cuma günü vefat etti. Sizce cennete gider mi? Hoca demiş ki, oğlum senin baban namaz niyaz kılar mıydı? Oruç, hac, zekat falan. Yok hocam ama cuma günü öldü, cennete gider mi? Evladım hayır hasenet işleri var mıydı babanın? Yok hocam ama cuma günü öldü, cennete gider mi? Demiş oğlum senin baban bunları yapmadığına göre içkisi, kumarı, şuyu buyu var. Vardı vardı hocam. Ama cuma günü öldü demiş. Cennete gider mi? Vallahi evladım ben cumayı bilmem ama cumartesi günü senin babanın anasını bellerler. Hani diyorum keşke bütün hocalar böyle dobra dobra konuşabilse. Yutkunarak konuşan hocaları sevmiyorum. Bu kısa hikayeyi bana anlattıran Ferhan Şensoy'un ölümü oldu. Toplaştılar tiyatro salonuna. Başladılar anlatmaya. 70 yıldır tiyatro yapıyoruz bu ülkede. Mücadele veriyoruz. Din bağımlısı hükümetler tarafından yönetilmemize rağmen bunu yapıyoruz. Kesin eminim Ferhan Şensoy yine yukarılarda bir yerde bir meyhane kurmuştur. Rasimi ile beraber diğer sanatçılarla oturup rakı roka sofrası kurup sarhoş kafayla hayatlarını idame ediyorlar. 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep. Şimdi Rasim'ine kavuştu. Münir abisi, Erol abisi, Levent hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Bir de şunu yapmıyorlar mı? Hafif gözlerini yukarı dikip yakında biz de size katılacağız. İşte tam burada diyorum Allah'ın izniyle inşallah bir an önce o emelinize ulaşırsınız. Ya bunlar ahireti ne zannediyorlar? Dünyada her şeyin kendi hizmetlerinde olması hasebiyle acaba şöyle mi düşünüyorlar? O dünyada da her şey hizmetimizdedir. Tabii canım olmaz olur mu? Zaten Agora meyhanesi sizin peşinizden yukarıya geliyor. Siz orada oturup yiyip içip eğleniyorsunuz. Mezeleriniz cennetten geliyor. Zaten meleklerin de yaratılış sebebi size orada hizmet etmek. Bunların böyle konuşmasından dolayı ben hakikaten Diyanet işlerine gıcık oluyorum. İmamlara gıcık oluyorum. Ya arkadaş, ya ben imam olsam vallahi bu fıtratta olan insanların cenaze namazı için abdest almam. Allahu Ekber dediğimde de Şinanayı içimden okurum. Hatırlarsınız Ali Şen de bir hocaya böyle çemkirmişti. Yeter yeter masal anlatma. Anlatılan o Allah kelamlarını masal olarak değerlendiriyorlar. Yapılan dualar kendilerini çıldırtıyor. Hele hele son dönemlerde yapılan törenlerde Ali Erbaş'ın dua etmesi yok mu? Bunları resmen kudurttu arkadaş. Bunların fıtratındaki insanlardan hiçbir toplumda bulamazsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin meclisi yani senato İncil'le açılıyor. Amerikan başkanı elini İncil'e basarak yemin edip göreve başlıyor. Bu İngiltere için de geçerli. Hristiyan aleminde hemen hemen her filmlerinde mutlaka dini kiste altında bir şeyler gösteriyorlar. Dikkat edin filmlerine el ele tutuşurlar, sofra duası ederler. 40 tane tanrı kelimesi geçer. Oh my God çok meşhur bir cümledir. Hey dostum Tanrı aşkına sen ne yapmaya çalışıyorsun? Değil mi? Bunlar hep kulağımıza aşina cümleler. Kilise sahnesi olmak zorunda. O kilisede birisinin günah çıkardığını göstermek zorundalar. Nikah törenleri mutlaka kilisede yapılır. Papaz gelir bunları vaftiz eder. Değil mi? Bunların hepsini görüyoruz. Türk filmlerinde Allah korusun birisinin çıkıp bu cümlelere yakın cümleler kullanması, her sahnede mutlaka bir cami imamının olması, bir başrol oyuncusunun cuma namazına gitmesi, dini nikahların camilerde yapılması. Bunlar olursa Türkiye'de bildiğiniz kıyamet kopar. Hristiyanlar kendi filmlerini mutlaka Vatikan'a danışırlar. Mel Gibson İsa'nın hayatını çekti. Hristiyan aleminin yapmış olduğu zulmü ortaya koydu diye Mel Gibson'i afaroz ettiler. Denilmedik laf bırakmadılar. Yahudiler hakeza. Onlar da ağlama duvarına giderler. Zaten sakallılar, cübbeliler, başlarında takke var, ellerinde tesbih var.
Sürekli Tanrı Tanrı diye geziyorlar. Peygamberlerine bağlılar. İmanlı insanlar. Yani diyeceğim o ki toplumların tamamının bir değeri, bir kutsalı var mutlaka. Ya kiliseleri vardır, ayin yaptıkları yerler vardır. Ama mesele bizim Türkiye'ye geldiğinde Müslüman bir ülke olmamıza rağmen arkadaş biz dua etmek için ciddi manada korkuyoruz ya. Çünkü bizde cancıklar kancıklardan geçilmiyor. Vay efendim cuma selası niye okunuyor? Okundu okundu niye kısa kesmiyor? Esselatü diye niye uzatıyor? Benim kulağımı rahatsız etmeye hakkı var mı bu insanlar? Ezanı benim ağzımın içine okuyorsun. Ne gerek var? Ya ilkel ülkelerde ancak böyle şeyler olur. Ali Erbaş'ın çıkıp yani dua etmesi nasıl bir duygudur, nasıl bir şey, titriyorlar, sıtmaya yakalanıyorlar ya. Ya kendilerini kaybediyorlar. Gerçekten kudurmuş köpek gibi ağızlarından köpük fışkırıyor. Yapılan şey ne? Ya Rabbel Alemin, sen bu milleti, bu askeri, bu polisi, bu ülkenin her ferdini, bütün Müslüman alemini belalardan, afatlardan, zelzelelerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İmansız bir şekilde huzuruna bizi götürme ya Rabbi. Son nefesimizde şehadet getirmeyi nasip eyle. Bu sözlerin neresinde kötülük var ya? Türk ordusunu muzaffer eyle ya Rabbi demenin nesi kötü? Terör örgütlerine bizi helak edecek fırsatı verme ya Rabbi demesinde ne gibi bir sakınca gördünüz? Tüm bunlara tepki gösteren bir insanı şu kenara bırakın. Bir de Avrupa'da yani dünyadaki birçok ülkeye dönün bakın. İstavros çıkarıyorlar. Yani haç. Buna tepki gösteren bir insanı ne yaparlar biliyor musunuz? Bir daha toplum içerisine almazlar. Herhangi bir filmlerinde dini ibare kullanılmazsa o film gişeye çakılır kardeşim. O filmin yapımcısı iflas eder. Bizdeki filmler de din adamlarını mutlaka Karadeniz'den seçerler. Ağzı bozuk bir imam olmak zorundadır. Karikis kovaleyrum modundaki bir hocayı getirirler. Din adamı olarak bize sunarlar. Ya emin olun bunların derdini ben çözemedim. Maksatlarını hiç çözemedim. Ama çözdüğüm tek şey var. Bunlar Ali Erbaş'ı gördükleri zaman tüyleri diken diken oluyor. Yani Ali Erbaş şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında otursun hiçbir şey yapmasın bile. Oha din adamı da oradaydı diye kıyameti koparırlar. Niye? Ayasofya'ya kılıçla çıktı ya. Sanki Ali Erbaş kılıçlar onları bir yerlerine sok. Ya birader bu ülkede siz ne yaparsanız yapın çoğunluk Müslümanların elindedir. Sizin bu gayretleriniz o duaların eksilmesine vesile olmaz. Çıkın bunu açık açık millete söyleyin. Arkadaş biz öldüğümüzde bizim için cenaze töreni düzenlemeyin. Bizi alın bir kanalizasyon çukurundan aşağı atın ya da getirin bir orman kenarında bize ateşe verin. Biz yanalım külümüzde üfleyin biz gidelim. Nasıl o tarafa meyhaneye gidiyoruz. Burada bizi fazla oyalamayın. Bu vasiyetinizi belirtin. Şöyle yürekli bir tane imam da çıksın desin ki tamam kardeşim vasiyettir yerine getirmeyen namerttir. Her türlü uğraşı veririz bunun yerine getirilmesi için. Neymiş efendim bu sefer güldürmedi. Yo valla ben dinledikçe gülüyorum kıçımla hem de. Gül gül yerlere yatıyor. Bence de en komik halleri bu. Çünkü bugüne kadar bel altı esprileriyle, şakşakçılıkla, sahte gülücüklerle bu toplumu kandırıp durdular. Ama şimdi gerçekten komik hallere büründüler. Yok orada meyhane olacakmış, yok toplanacaklarmış, yiyip içeceklermiş. O tam olarak şöyle, sizi zebaniler bekliyor, heresine bir görev verilmiş, artık size ne yapacaklarını Tanrı bilir. Emin olun siz o zebanileri gördüğünüzde ağzınızdan çıkacak ilk cümle oh my god. Başka bir şey yok. O meyhane falan olayları kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Siz nasıl yaşıyorsanız, nasıl yaşamak istiyorsanız yaşayın kardeşim. Ben bunlarla ilgili zaten çenemi yormam. Ferhan Şensoy'la ilgili yapmış olduğunuz demeçler üzerine de bu videoyu hazırlamam. Ben bizim dualarımıza karıştığınız için bu videoyu çektim. Sizin yaşam biçiminize kimse müdahale etmediği gibi siz de dönüp bu toplumun yaşam biçimine müdahale etmeye kalkışmayın. Bir zamanlar şu cümleyi kullanıyordunuz. Başörtüler Arabistan. Değil mi? O zaman
bugün bu sözü söyleme hakkı bizde değil mi? Seladan, ezandan, Kur'an'dan, duadan rahatsız olanlar yallah doğru İsrail. Orada çok rahat yaşarsınız. İster Yahudi olursunuz, ister Hristiyan. Ama emin olun sizi ne Yahudiler kabul eder ne de Hristiyanlar. Çünkü onlar da kendilerine göre bir peygamberleri var, bir tanrıları var, bir ibadet anlayışları var. Yani sizin gidecek ne bir ülkeniz var ne de yatacak toprağınız var. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.